Merhaba arkadaşlar, yeni bir Minecraft icatları videosuyla karşınızdayım. Şu an kendi yaptığım map'te bulunuyorum ve map'in bitmesine aslında gerçekten bayağı bir iş var. Geçen videomda da söylemiştim. Bu map'in henüz bitmesine uzun bir süre olduğu için şimdi yakın zamanda paylaşmamı beklemeyin. Ama bu map için yaptığım çok güzel bir puan sistemi var ve sizin de kendi map'lerinizde kullanabilmeniz için nasıl yapıldığını tamamen göstereceğim. Ve neden en iyi sistem olduğunu, en azından benim gördüğüm en iyi sistem olduğunu açıklayacağım şimdi. Bu gördüğünüz şey uçan bir gold blok ve onun üzerinden kişi bir pressure plate'e bastığımız zaman o gold blok kaybolacak ve aynı zamanda bize bir puan verecek. Eğer tekrar basarsak pressure plate'e vermeyecek ama birkaç özelliği daha var bunun yanında ve hepsi mükemmel özellikler. Şimdi pressure plate'e gerek bile yok. Bunu farklı farklı dizaynlarla da ayarlayabilirsiniz. Mesela test for komutu olabilir ve pressure plate'e hiç gerek kalmaz ki ben böyle bir dizayn yaptım ileride bir yerde. Yine de gösterir miyim bilmiyorum. Şimdi şu işi yapalım. Evet, üzerine doğru koşuyoruz ve pressure plate'ten geçtiğimizde gördüğünüz gibi bize bir para verdi. Ve eğer şimdi geri dönüp tekrar üzerinden geçersek hiçbir şey olmaz, bize para eklemez. Ve sadece bu kadar da değil, bu sadece basit kısmıydı ve bunun yenilemesi çok kolay. Tek yapmanız gereken bir komut girmek, o da bu komut. Veya siz kendi komutunuzu ayarlayacaksınız scoreboardlarla. Onları da açıklayacağım ama önce icadı yapmayı götürelim tamamen. Tuşa basıyorsunuz ve her şey geri geliyor. Üzerinden tekrar geçtiğinizde size bir puan daha eklenecek. Ve tekrar geçtiğinizde bir şey yok. Ondan sonra komutu yazdığımızda bir komut bloğu da yazabilir bir komutu. Tekrar alabiliriz. Bu kadar basit bir şekilde çalışan bir sistem ve icat da burada arkadaşlar. O kadar karmaşık değil, gördüğünüz gibi çok küçük. Hemen burada başlatalım. Öncelikle ihtiyacınız olan düzlemi alın. Evet, ihtiyacınız olan düzlem burası. Ondan sonra şu şekilde aşağı İki blok, bir blok altında bir blok yerleştirin ama o blok stone slab olacak, yani bu şekilde. Ondan sonra oraya bir redstone koyun. Şimdi onu orada bırakıp bir blok aşağı daha hareket ediyoruz buraya. Ondan sonra onun altına bir komut bloğu koyuyoruz. O komut bloğuna yazacağımız komut şuradaki komut bloğuna yazan komut. Bu komutu aşağıdaki şeyde bulabilirsiniz videonun açıklamasında. Bu komutu bunun içine yazıyoruz. Ondan sonra bir test etmemiz lazım komutu. Komut test etmek için bunu alıyoruz ve başlıyoruz ve gördüğünüz gibi burada bir gold blok veriyor. Aslında bunun içine gold blok var. Eğer biz ona bakmazsak o gold blok gidiyor. Neyse, devam edelim. Buraya bir tane lime wool koyuyoruz. Ondan sonra dispenser. Dispenser bu şekilde şu tarafa bakıyor. Dispenser'ın içine bir lav var. Ondan sonra dispenser'ın yanında blok. Bu yanında da bir blok. Dispenser'ın üzerinde bir repeater. Repeater 3 tiki ayarlı. Redstone. Blok. Bu bloğun sebebi arkadaşlar şu redstone'ların karışmasını engellemek. Ondan sonra ops hatalı oldu. Blok. Repeater. Piston yukarı bakıyor. Lime wool şu şekilde. Ve bu şekilde de tamamlıyoruz evi. Ondan sonra bu bize ne kazandırdı diyeceksiniz ama videonun sonuna doğru göreceğiz. Her neyse. Sonunda tamamen çalışacak. Şimdi bu sistemi aldıktan sonra şuraya bir tane şey koyuyoruz. Şimdi kaldıralım. Şuraya bir tane dropper koyuyoruz. Dropper'ın üstüne redstone getiriyoruz. Ondan sonra şeye ihtiyacımız var. Hopper'a ihtiyacımız var. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve bu arada bu komutta koordinat girmenize bile gerek yok. Koordinatlar özel olarak ayarlanmış zaten. Tek yapmanız gereken bu koordinatı kopyalamak yeterli. Ondan sonra bunun içine herhangi bir item koyuyoruz. Ben redstone koyacağım. Hops, iki tane değil, bir tane. O item'ı koyduktan sonra yapmamız gereken şey şuraya, hops, şuraya şu şekilde bir tane torch yerleştirmek. Torch yerleştirdikten sonra scoreboard'a en son geleceğim. Torch yerleştirdikten sonra şuraya comparator, comparator'ın yanına bir tane command block. Şimdi command block'un içine şey yazması gerekiyor. Slash test for herkes, yani herkes arayacak ama skoru game over skoru. Benim için game over, siz bunu istediğiniz şey yapabileceksiniz. En az 1 olan bir kişiyi bulduğu zaman bir şey sinyal verecek. Ama buna bir clock da bağlamamız lazım çalışması için, bildiğiniz gibi. Hemen bir clock bağlayalım. Şu şekilde. Evet, şu şekilde. Tops. Torch. Comparator ikinci modda. Ve bu şekilde. Peki bunu ayarladıktan sonra şuraya şu şekilde. Aslında biliyor musunuz, bir şeye kontrol ediyorum şu an. Bunu şöyle değil de şöyle yapsak daha da iyi olur. Ama size kalmış. Neyse, şimdi bununla gidelim. Evet, daha iyi olmaz. Aynı şey olur aslında. Peki ondan sonra buraya redstone. Ondan sonra repeater. Ops, düşmek kötü. Şu şekilde. Redstone. Pekala, bunu da hallettiğimize göre. Şimdi gelelim şuraya bir glass döşeyelim hemen.
Ops, içine girmek istemedim. Peki buna şu an gerek yok aslında, onu kırabiliriz orada. Çünkü nasılsa sistemin en sonunda bir daha spamlayacağım onu. Evet, bu şekilde buraya cam koyuyoruz yine de güvenlik açısından. Ondan sonra yapmamız gereken ne kaldı ona bakıyorum. Güzel, öncelikle bir tane daha spamlayalım şimdi şunu koyduktan sonra. Ha, şimdi bir de bize puan vermesi lazım. Buraya bir tane şey comparator command block ve içinde şu yazacak arkadaşlar. Ops, içine yazalım bari. İçinde şey yazacak. Scoreboard objectives scoreboard players set aslında add p yani en yakındaki oyuncuya şey puan 1. 1 puan ekliyor en yakındaki oyuncuya. Güzel. Evet. Sanırım bu kadar. Şimdi test edelim. Üzerine geliyoruz. Bana 1 puan verdi gördüğünüz gibi. Tekrar geliyoruz ve bana 1 puan vermedi. Tekrar geliyoruz ve bana 1 puan vermedi. Ve şimdi komutumuzu yazalım. Game over 1. Geri geldi. Ve tekrar 1 puan verdi gördüğünüz gibi. Peki. Şimdi scoreboardlara gelelim. Çünkü icadın kendisi bu kadar olabilir ama devamı da var. Aslında görünmeyen bir parçası icadın şurada. O yüzden o hemen parçayı da ekleyelim sizin için. O parçada game over'ı tekrar sıfıra dönüştürüyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Öncelikle siz kendiniz şu komutu yazıyorsunuz. Scoreboard objectives add. Şimdi siz bunu kendiniz istediğiniz şey diyebilirsiniz. A diyebilirsiniz mesela kısa olması için dummy. Buna istediğiniz ismi verin. Buraya yazdığınızın önemi yok zaten. Sonra bunu yazdıktan sonra ki bunun aşağıda game over yazayım. Siz bunu aşağıda kopyalamak isterseniz diye. Yani evet. Çünkü ben orada game over kullandım. Siz onu istediğiniz şey yapabileceğiniz için ben bunu game over olarak ayarlıyorum. Neyse bu komutu kullandığınızı varsayıyorum. Çünkü ben çoktan kullandım. Komutu kullandıktan sonra yapmanız gereken tek şey bu. Ops, bu hopperların içine bir redstone atmak. Ve böylece bedava bir klonunuz olacak şu şekilde çalışan. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışan bedava bir klonunuz oldu. Ki bu sistem istediğiniz kadar uzakta olabilir. Çünkü devreyle alakası yok. Bu uzaktan çalışan bir sistem. Ondan sonra buraya yazacağımız şey test for. Aslında biliyor musunuz? Şuradan kopyalayayım. Burada yazan aynısını bunun içine yapıştırıyoruz. Kesinlikle hiçbir değişiklik olmadan. Ondan sonra buraya bunu yerleştiriyoruz ve diğer bir komut bloğu daha koyuyoruz. Ve komut bloğunda da yazan şey şu. Scoreboard players set at all game over 0. Bu kadar. Ve devreniz hazır. Şimdi neden buna ihtiyacımız vardı biliyor musunuz? Bir hemen bir daha yazayım şu komutu. Biz bunu bir yaptıktan sonra o şey ops. Oradaki sistem kapatıyor olabilir uzaktan. Emin olmak için birkaç kez daha yazayım. Heh, gördüğünüz gibi o sistem buraya gönderdi ve yeniden sıfır yaptı. Peki şimdi mantığını da anlatayım isterseniz. Bir daha bir kullanalım. Evet. Şimdi bunun mantığı şöyle çalışıyor arkadaşlar. Buradaki hemen level verip geri çekiyor. Level verip geri çekince buradaki şey yok oluyor. Eğer oyun biterse yani score game over 1 olursa bu bir sinyal gönderiyor. Ama sonra sinyali bunun sayesinde hemen kesiliyor. Ve bu sayede bir tiklik sinyal gönderiyor. Peki neden sadece bu tiklik sinyal gönderiyor ve bu şeyi tekrar geri spamlıyor? Peki nasıl bu tek şey çalışıyor? Nasıl? Tek seferliğine çalışıyor. O da şöyle. Bu içinden bir redstone dust, bu içinden bir redstone dust fırlattığı zaman redstone dust şurada sıkışıyor. Çünkü bu torch burayı kilitliyor. Bu torch burayı kilitlediği için buraya kaç kez basarsak basalım bir kez bastıktan sonra onun içinde hiç redstone olmadığı için hepsi şurada sıkışmış durumda olduğu için bir şey olmuyor. Ama biz eğer oyunu sıfırlarsak bu torch bir anlığına sönüyor ve o bir anlığına söndüğünde bu redstone buraya geri dönüyor. Her neyse bu icat bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve hepinize işe yarar ve artık bu arada bunu gizlemek size kalmış. İstediğiniz kadar kolayca gizlenebilir bir sistem. Hiçbir şekilde yaptığınız maplerle karşı karşıya düşmez. Bence yapılması kolay bir sistem. Zaten bir kez yapıldıktan sonra hemen her tarafa yapıştırabilirsiniz gibi bir şey. Unutmayın şu sistem önemli. Ve bir tabii şeyi de unutmadan söyleyeyim. Puan sistemi de eklemeniz lazım. Onu da kendiniz yaparsınız herhalde. Yine de bilmeyenler için onu göstereyim. Scoreboard objectives, ops, scoreboard objectives add. Artık adı ne olursa ben puan kullandım. Ops. Puan kullandım. Sonra dummy yine. Dummy'den sonra da artık buraya ne yazdığınızın önemi yok. Ama buraya yazdığınız şey kenarda gözükecek şey. Yani ben buraya para yazmıştım mesela. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra onun kenarda gözükmesi için şunu yapmanız lazım. Scoreboard objectives set display
Sidebar, sidebar kenar oluyor bu arada. Sidebar puan. Bu kadar, bunu da yaptıktan sonra herhangi bir oyuncu bir puan aldığı an artık burada gözükmeye başlayacak. Şurada gözükmeye başlayacak sistem artık. Her neyse, bence güzel bir sistem, puan sistemi. Çünkü bir kez ayarladıktan sonra şu sisteme gerek kalmıyor. O yüzden bunu kırabiliriz. Bütün icat aslında bu kadar. Aynı zamanda evet, izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Veya çok sevdiyseniz, eğer abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ve şimdilik bu kadar.